Sevgili izleyenler, Genç Yaşam tüm hızıyla devam ediyor. Programımızın bu bölümünde geçen hafta olduğu gibi çok değerli uzman konuğumuz Sayın Doktor Emre Çiçek'in kliniğine geldik ve saç ekiminden bahsedeceğiz. Ama bu saç ekimi diğerlerinden çok daha farklı. Çünkü bunda Fouplas tekniğinden bahsedeceğiz. Bakalım diğerlerinden farkı nedir? Tüm inceliklerini çok değerli uzman konuğumuz Sayın Ünlü Medikal Estetik Uzmanı Doktor Emre Çiçek'ten dinleyeceğiz. Hocam merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu hafta yine sizlerle birlikteyiz. Özellikle saçtan yana yakınan izleyicilerimizin derdine derman olacaksınız bu programda yine. İnşallah. Öyle ümit ediyoruz biz de. Peki saç ekimini artık az çok bütün izleyenlerimiz biliyor. Fouye tekniğinin de daha çok sıklıkla kullanıldığını, siz hekimler tarafından daha çok sıklıkça kullanıldığını artık bizler iyi biliyoruz. Ama burada bir farklı ibare var. Plus demekle burada neyi ifade ediyoruz? Aslında bu sistem tamamen fouye sistemidir ama daha sık, daha yoğun bir ekim yaptığımızı vurgulayabilmek adına plus, yani daha fazla saç ektiğimizi vurgulayabilmek adına fouye plus diyoruz. Daha sık, daha yoğun, her yöne taranabilen, hastalarımızın yüzünde şişme, morarma olmayan, en ufak bir iz olmayan, ekimden 10 gün sonra kimse tarafından ekim yapıldığı anlaşılmayan doğallıkta saçlar yaptığımız için Fouye Plus sistemi ismini kullanmak bize daha doğru geliyor. Peki Fouye Plus işlemi, yani saç ekimi nasıl gerçekleşiyor? Neler yapıyorsunuz? Daha doğrusu hasta size ilk geldiğinde ben saç ekimi yaptırmak istiyorum dediğinde, aa evet tamam sen saç ekimine uygunsun, hadi gel yarın başlayalım mı? Yoksa bunun tabii ki öncesinde bir takım özellikler mi arıyorsunuz hastada? Şimdi ben bütün hastaları bizzat kendim muayene ederim. Her türlü muayenesini, ön muayenelerini, genel muayenelerini, her türlü hazırlığını bizzat kendim yaparım. Gelen hastayı önce bir muayene ederim. Gerekli anamnez dediğim tıbbi tanılarını, tıbbi öykülerini, her şeyini tek tek bizzat alırım. Ondan sonra özel bir muayene sistemim vardır. O muayeneyi yaparım hastaya. Ondan sonra eğer saç ekimiyle ilgili, evet sen saç ektirmelisin dediğim bir hasta ise ona belirli bir gün belirleyip o gün için yapması gerekenleri olan bir broşür veririz. Operasyon sabahı da geldiğinde hastamızdan özel kolundan bir kan alarak gerekli kan tahlillerini, analizlerini yapıp kök hücre hazırlamak için tekrar bir kan alıp kök hücrelerini hazırlarız. Daha sonra operasyona geçeriz. Bunların bütün aşamalarını bizzat benim tarafımdan tamamen hastaya özel, bizzat kendi tarafından yapılan bir hizmettir. Şimdi hastaların en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi, yani saatlerce başımda çalışılacak. Peki bu benim için ne kadar konforlu bir ameliyat? Ne kadar huzur içerisinde orada saatlerimi geçirebilirim? Hekim açısından gerçekten çok ciddi bir operasyon olduğunu biliyoruz. Ama hasta açısından nasıl gelişir operasyon sırasındaki süreç? Şimdi hastalarımız geldiği zaman onları bir hastane ortamında bir ameliyathaneye alıyoruz. Orada önce saçlarını kendilerine özel trimmerlarla, saç kesme makineleriyle bir numaraya kısaltıp minik lokal anestezik iğnelerle lokal anestezilerini yapıyoruz. Herhangi bir ağrı acı hissetmiyorlar. Akabinde zaten özel bir saç ekimi ameliyathanemiz mevcut. Televizyon seyrederken istedikleri DVD'leri seyredebilirler. İsteyen maç seyredebilir, isteyen haberleri seyredebilir. Birçok hastam borsa takip ediyor. Borsa takip edebilir. Veya iPad'leriyle herhangi bütün işlerini halledebilirler. Bu tip kolaylıkları sağladıktan sonra hastamızın operasyonu gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 8 saat sonunda da hastamız saç sızlık problemine son vermiş olarak masadan kalkıyor. Ara veriyoruz, yemek molaları var. Hastamızın diğer ihtiyaç molalarını karşılıyoruz. Gayet konforlu, sağlıklı ve temiz bir şekilde işlem gerçekleşiyor. Peki hastanın ameliyathaneden çıktıktan sonra eve taburcu olması söz konusu mu, yoksa bir gece hastanede mi kalacak? Biz %90 hastamızı operasyon sonrası evlerine veya konaklattığımız otellerine gönderiyoruz. Ama bazı hastalarımız hani daha titiz, daha evhamlı oldukları için onları da hastanede konaklatabiliyoruz. Herhangi bir problem yok. Bu tamamen hastayla oturup konuşmamıza bağlı. Hastanede de konaklatabiliyoruz. Kendi evlerine de gönderebiliyoruz. Yurt dışı veya şehir dışında gelen hastaları da anlaşmalı olan otellerimize de konaklatabiliyoruz. Bununla ilgili tamamen tercih hastamızın titizliği ve öngörüsüyle alakalı. Çok önemli bir konuya değindiniz. Şimdi Türkiye'de yaşayan insanlar için İstanbul'a gelmek çok daha kolay. Size ulaşmak çok daha kolay. Hele ki İstanbul'da yaşayanlar için hiç problem değil. Ama şu anda biliyoruz ki milyonlarca gurbetçi vatandaşlarımız, Avrupa'da yaşayan Türklerimiz bizleri seyrediyorlar. Hatta yurt dışından gelen bir sürü yabancı hastalarınız da var. Evet. Peki onlar için şimdi biraz daha sıkıntılı bir dönem bu. O kadar uzaktan geleceğiz, nerede kalacağız, bizi kim karşılayacak, Emre Bey'i nasıl bulacağız? Bu süreç nasıl işleyecek onlar için? Ya yurt dışından bize ulaşan hastalarımız öncelikle online olarak fotoğraflarını yollayıp veya bizzat benimle görüşüyorlar. Bu fotoğrafları bizzat ben inceliyorum. Kesinlikle saç ekimi koordinatörü, saç ekimi
ünvanları geçen sıfatları olmadan bizzat kendi tarafından inceleniyor. Bütün hastalara bizzat kendim cevap veriyorum. Akabinde de hastalarımıza neler yapabileceğimizi, nasıl olacağını tarif edip anlatıyoruz. Eğer karar veren hasta olursa diyor ki ben işte şu tarihte geliyorum, şu uçakla geliyorum, şu saatte şu havalimanındayım. Biz kendi özel şoförümüzle onları oradan aldırtıyoruz. Anlaşmalı olduğumuz otellerde konaklatıyoruz. Hastane, havaalanı, havaalanı, otel, otel, hastane. İstanbul'daki bütün ulaşımlarını, bütün imkanlarını, bütün her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Operasyonlarını da ağrısız, acısız ve başarılı bir şekilde halledip tekrar havaalanlarına kadar bırakıyoruz. Bu bütün hizmetler tarafımızdan sağlanabilmekte. Dört dörtlük, konforlu bir şekilde. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için söylüyorum efendim. Ünlü medikal estetik uzmanı Sayın Doktor Emre Çiçek'in şu anda kliniğinde bulunuyoruz ve saç ekiminden bahsediyoruz. Eğer sizler daha fazla detaylı bilgi almak istiyorsanız lütfen ekranlarınızın altındaki telefon numaralarından çok değerli doktorumuza ve çok değerli ekibine ulaşın diyorum. Peki ilk yıkama hasta için önemli midir? Yani kendi başına hadi bir şampuanımı sabunumu alayım ben bir saçlarımı yıkayayım mıdır? Hayır, yoksa sizle buluşması şart mı hastanın? Şimdi ilk yıkama tabii ki önemli ama önemli olan o yıkamayı 10 gün boyunca devam ettirmek. Biz hastamızın saçlarını 3. gün kendimiz yıkıyoruz. Özel bir losyon ve şampuanla. 3. günden sonra nasıl yıkayacağını kendisine tarif ediyoruz. Bir hafta boyunca özel yıkıyor. Bu 10 gün çok hassas saçlar. Saçların tutması, kalıcı olabilmesi için 10 gün boyunca çok özen göstererek ve çok özel bir yıkama tekniğiyle yıkamaları lazım. 10. gün sonunda zaten eğer bu tekniği uyguladıkları zaman kafalarında en ufak bir kabuk olmuyor. Sık, doğal, her yöne taranabilecek saçlara sahip oluyorlar. Peki bu saçlarımız uzayacak değil mi? Yani o berber koltuğuna oturup hadi şu yanlardan da al biraz da enseleri kısalt. Ne zaman diyebilecek insanlar bunları? Foya Plus tekniğiyle ektiğimiz saçlar ilk 3 ay içerisinde dökülür. 3. ay itibariyle çıkmaya başlar. 6. ay itibariyle ekilen saçların %60'ı, 9. ay %90'ı, 1. yıl tamamı çıkmış olur. İsterlerse bellerine kadar uzatıp bağlayabilirler. İstedikleri yöne tarayabilirler. İstedikleri modelde kestirebilirler. İstedikleri şekli verebilirler. Ve kimse tarafından anlaşılmaz. Kuaförleri bile bunların saç ektirdiğini anlamayacaktır. Peki dökülür mü hiç saçlar? Yani normal saçlarımız kendi ekim yaptırmadığımız saçlar gibi. Onların da herhangi bir dökülme süreci var mıdır? Döküldükten sonra tekrar yenileri yerine gelebilir mi? Dediğim gibi ilk 3 ay dökülen saçlar kökleri sağlıklı ve taze yeni saç ürettiği için ekilen saçlar dökülmeyecektir. Peki Emre Bey, bu saç kökleri saç diplerinden, köklerin haricinden vücudun başka yerlerinden de alınabiliyor mu? Saç kökleri ensede saçı yeterli olmayan hastalardan omuz, göğüs, sırt, kollar, bazen bacaklar, hatta son dönemde sakallardan da alınarak takviye yapılabiliyor. Dolayısıyla vücuttan diğer bölgelerden de saça destek vererek saçsızlık sorunu ortadan kaldırabiliyoruz. Saç ekiminde hep bir graft kelimesi duyuyoruz. Ne demektir graft? Graft, birli, ikili, üçlü ve dörtlü saç kümecikleri demektir. Dolayısıyla bu bütün klinikler arasında böyle garip bir reklam kargaşası vardır. Halkımızı doğru bilgilendirmek adına bir seansta 5.000 graft ektirmiş olabilirsiniz ama hepsi tekli saç köküyse 5.000 saç teli yapar. Siz 3.000 tane saç kökü ekip bunu üçlü ve dörtlü yaptırırsanız 10.000 saç teli yapar. Dolayısıyla kaç saç teli yaptırdınız? Her zaman çok doğal ve çok her yöne taranabilen saçlarınızın tam göstergesidir. Dolayısıyla saç telinin ne kadar olduğunu bilmek her zaman çok çok önemlidir. Dolayısıyla saç ayrımımızın hangi yöne doğru olacağını da bunu işlem sırasında doktor mu belirler, yoksa önceden bizim isteğimiz burada bir önem taşır mı? Bu tamamen bu da bir klinikler arası reklam kargaşası. Düzgün bir ameliyattan sonra hastalar saçlarını istedikleri her yöne tarayabilirler. Sağa, sola, öne ve arkaya. Biz bir seansta ortalama 15-16 bin saç teline kadar çıkabiliyoruz. Bu çok yeterli donör olan ekstrem durumlarda. Ortalama 12 bin saç teliyle istediğimiz şekilde doğal ve sık her yöne taranabilen saçlara bir operasyonda 8 saatlik bir sürede hastalarımız kavuşabiliyorlar. Şimdi ekranların başındaki beyefendileri bilemeyeceğim ama biz hanımlar özellikle kaşlarımızın da gür ve güzel olmasını çok istiyoruz. Kimi zaman gençlik yıllarında yapılan o hatalar sonucunda kaşlarımızı küstürüyoruz ve bir daha kaşlarımız çıkmıyor. Peki günümüzde kaş ekimi de söz konusu mu? Yapılabiliyor mu? Biz çok başarılı bir şekilde kaş ekimi, kaşları dökülmüş olan hastalarda kaşlarını istedikleri dizaynda kaş ekimi yapabiliyoruz. Bazı erkek hastalarımızda sakal, bıyık, favori ve özellikle çocukluk döneminde yanık vakaları oluyor. Saçlarını işte sobadan
kızgın su dökülmüş vesaire olan hastalarda yanık üzerine çok başarılı ekimler yapıp bütün yanık dokusunu saçlı dokuyla gizleyebiliyoruz. Hiçbir problem olmuyor. Kaş ekiminde çok doğal sonuçlar alabiliyoruz. Sakal, bıyık, favori ekiminde ve özellikle yanıklı dokuda ekimde çok çok başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Peki Emre Bey, yanık izlerinin üzerine ameliyat olmuş bölgelere de ekim yapabilmek mümkün müdür? Evet, yanık skarlarının ameliyat izlerinin üzerine de ekim yaparak saçlı deri bölgesinde, sakal bölgesinde, işte kaşlı bölgede yanık veya ameliyat izi varsa çok rahatlıkla ekim yaparak bu bölgelerde normal doğal görünüm sağlayabiliyoruz. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bu güzel bilgiler için. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet sevgili izleyenler, çok değerli doktorumuz Sayın Emre Çiçek'le birlikte Fuya Plus saç ekimi tekniğinden bahsettik. Kısa bir aranın ardından yeniden sizlerle birlikte olacağız. Sakın bizden ayrılmayın.